Merhaba sevgili dostlar. Spin avcılığı programımızın 3. bölümünde yeniden birlikteyiz. Sevgili dostumuz Bülent bize bugün spin balıkçılığını anlatacak. Spin balıkçılığında kullandığımız kamış, makine, sahte, fır döndü, ipler ve bu işin tekniğiyle ilgili çeşitli bilgiler verecek. Peki bu makinaları seçerken işte izleyicilerimiz bilirler. Hı hı. İşte 3 bilyalı, 5 bilyalı, 7 bilyalı, 11 bilyalı gibi terimler var. Bu bilyalar çalışan parçalarda kullanılan bilyaları ifade etmek için. Spin kamışında da yok işte 5 bilyalı olmazsa olmaz, 10 bilyalı olmazsa olmaz gibi bir şey var mı? Bilyanın çok büyük bir önemi var mı? Olsa ne olur, olmasa ne olur? Az olsa ne olur, çok olsa ne olur? Süper bir konu. Aslında bilyenin çok büyük önemi yok artık. Eskiden böyle bir şey vardı. Aslında satışçıların da, yani sektörümüzdeki satan insanların da bilgisizliğinin eksikliğinden oluşan bir şeydi. Yani 11 bilyeli olması bir makinenin çalışma sisteminin daha hani kadife kıvamında olmasını sağlar. Yani kalitesini göstermez aslına bakarsanız. Şimdi Uzak Doğu'da özellikle bunu her zaman vurguluyorum, yine vurgulayacağım. Uzak Doğu'dan gelen malların üzerine birçok firma yalan ifade yazıyor. 11 bilye, 11 bilyeyi tartsanız inanılmaz gramaj olur. Yani tabii. Yani özel işte şey kullanan özel bilyeler kullanan firmalar var hafifleştirsin diye. Seramik bilyeler falan kullanıyorlar tabii. Makineyi hafifleştirsin diye. Adam yazıyor 11 bilye falan. İnsanları biraz bu konuda yanlış yönlendirdiler. Bilyenin hiçbir önemi yok. Belli markalarda artık bilye önemli bir şey değil. Dediğimiz özellikler önemli. İşte burada bakın mesela kafa yapısının atışa müsait olması. İşte farklı firmaların farklı özellikleri var. Şu bölüme ipin rahat çıkabilmesi için dizayn ediyorlar. Bir açı veriyorlar, dizayn ediyorlar. Farklı farklı isimler söylüyorlar ama tabii bu açı bile çalışılıyor. İşte birden boşaltmasın veya çok fazla oraya şey etmesin. Ciddi bir çalışma var bu makinelerin üzerinde. O yüzden bilyenin çok büyük bir önemi kalmadı ama zaten siz yüksek bir makine aldığınızda onun bilye sayısı yüksek oluyor zaten. Otomatikman. Tabii ki. O yüzden yani bilyenin bir önemi yok. Yani bilyeye çok fazla insanlar takılmaz. Bugünkü malzeme teknolojisiyle çalışan parçaları yataklamak için bilye de şart değil artık. Değil. Yapmıyorlar da artık. Seramik yüzeylerle, kestamit yüzeylerle, yani çeşitli plastik alaşımlarıyla da çok uzun ömürlü yataklama yapabiliyorlar. Çok pahalı makinelerde o plastik yataklar var yani mesela açanlar bilir. Burada önemli olan spin balıkçılıkta makinede en önemli olan şeylerden bir tanesi de aslında bilye falan değil. En önemlisi devri. Devir oranı da yani biraz kolu, yanlış bilinen bir konu. Bu kolu kaç kez çevirdiğimizde ne kadar sarım yapacak bu oran? Evet. Şimdi ben o yüzden burada iki tane mesela makine getirdim. Biri 2500, biri 3000 makine. Fakat yani baktığınızda kafaları aynı. Yani firmalarda değişiklik yapabilir. Aynı firmanın içinde dahi değişiklik olabilir. 3000 makineyi buna atfeder. Daha fazla ip misini alıyor diye bunu 3000 yazar. Bunda 2500'dür. Baktığınız zaman aynı misin, belki bu daha fazla misin alır ama 3000 kafa ama kafalar çapları aynı görüyorsunuz. Evet. Şimdi önemli olan aslında devir değildir. 5-6'ymış, 6-2'ymiş, 4 bunların hiçbir önemi yok. Bu farklı bir artıdır. Şöyle artıdır. 4-8 olursa dişli daha büyüktür. Makinenin torku daha yüksek olur. Daha kuvvetli bir makine olur. Ama önemli olan bizim için sarım sayısıdır. Yani bir turda 72 mi sarıyor, 78 mi sarıyor, 80 mi sarıyor? Bu önemli olan budur. Çok önemli bir konudur. Sebebi şudur. Eğer levrek avcılığı yapıyorsanız daha ağır sarımda makine kullanırız. Biz mesela 2500 yani ya da az makine evet 2500 ya da 3000 daha turu az makineler ya da 4000 turu az makineler. Bu turda bizim hani yıllarca artık tecrübe ettiğimiz bir şey. Bizden daha usta abilerimiz de vardır. Onlar da tecrübe etmişler. Onlar da çok yazmış bu konuyu. Daha az saran makineler 70'lerde, 72'lerde yani 80 ile 65 arasında saran makinelerin levrekte çok daha verimli olduğunu söylerler. Peki, biz de bunun şeyini gördük. Balıkçı bunu kendi eliyle ayarlayamaz mı? Şu manada söylüyorum. Onu anlatacağım işte. Elimde deviri fazla olan bir makine var. O yüzden girdim bu konuya. Ben şimdi çekerken bunu hızlı bir şekilde sararsam yanımdaki arkadaşım çok daha hızlı takımı kendime getirmiş olacağım. Mesela burada ben daha yavaş sararak bunu dengeleyemez miyim? Mümkün değil mi? Söyleyeyim onu çok basit veya anlatayım size. Var mı? Bilmiyorum spor yapanlar bilir. Yavaş yavaş sizi aşağıya doğru çökertirler yavaş yavaş. Yapamazsınız bunu. Niye? Çünkü belli bir yerden sonra artık ağır gelmeye başlar. Bacaklarınız yanar. Bunu
hızlı bir şekilde hızlandırmanız çok normaldir. Yapabilirsiniz. 80 santim saran bir makineyi lüferde 72-75 saran bir makineyi lüferde çok rahat kullanırsınız. Lüferde biraz daha hızlı makine kullanıyoruz. Çünkü daha agresifliği seviyor. Onu da birazdan açacağım. Niye hızlı yavaş? Ama hızlı bir makineyi şu şekilde yavaşlatamazsınız. Yani hem elinizde ağrı yapar. Maddenin doğasına aykırı. Diyorsun. Aykırı. Peki. Hem elinizde ağrı yapacaktır, tamam, hem de kendinizi kaptırıyorsunuz zaten. O zaman zaten yapacağımız avcılık türüne göre doğru oranda sarım yapan makineyi muhakkak evet, surette doğrusu seçeceğiz. Doğrusu aslında spin balıkçılıkta iki makinedir. Biri yavaş sarımlı bir makinedir. Biri de biraz daha hızlı sarımlı bir makinedir. Ya da ortalama bir, hani daha çok levreye yakın, yavaşa yakın bir makine alırsınız. Hızlı da biraz hızlandırarak yani, bunu kapatmaya çalışırsınız. Avcılıkta 71 santim tüfek alırsın. Onun hem bıldırcına gidersin hem ördeğe gidersin. Onun gibi bir şey. Ama aslında ikisinin namlu boyları farklı olması lazım. Evet, ideali. Onun gibi. Bunda da aynı şey var. Tamam. Aynen bunun gibi bir şey var. Şimdi zaten orada belki de ilk defa çok değinmek istediğim bir konu, pek anlatılmayan bir şey ama hep hızlı makina, yavaş makina aslında bir delinin kuyuya attığı bir taş bu. Ya aslında agresif sahte, agresif olmayan sahte var. Evet. Yani agresif wobbling dediğimiz, yani yalpalamayı yapan bir sahte, agresif bir sahte, gagılı bir sahte yavaş da çekilebilir. Yani önemli olan aslında o aksiyonu, onu o kaça, yani o hayvanın onu cezbeden aksiyonu verebilmek. Evet. Bunun bazen hızla işte ilgisi yok. O tecrübeyle ilgili bir şey. Evet, bazen yani hızla ilgisi yok. Şimdi zaman zaman işte demin söyledim ya, işte 3 kişi balığa gidiyor, aynı malzemeyi kullanıyor ama biri 10 balık tutuyor, biri 3 balık tutuyor. Evet. İşte 10 balık tutan adam bu konuda daha tecrübeli, doğru şeyleri yakalamış, tecrübe etmiş. Evet, ben bunu böyle yaptığımda bu balığı yakalıyorum demiş. Hı hı. Ve doğruları yapıyor. Diğeri ya çok hızlı sarıyor ya, çok yavaş sarıyor ya. Derinden getiriyor. Evet, ya, biraz el melekesi getiriyor var bu işte. Aynen, olmaz olur mu? El melekesi var. Ustalık en önemli şey. O da bir hani bir delinin attığı aslında taş. Hızlı makine almalıyım. Biz aslında bunu hani esprili videolar dedin ya, onu çektik. Abi lüfer makinesi lazım bana, hızlı bir makine vermen lazım diyor. Yani ne yapacaksın? Hızlı makine lazım yani. Çünkü kendini şartlandırmış. Evet, halbuki ben 2500 bir makineyle, yani yavaş saran bir makineyle, mesela özellikle gece gittiğimizde daha küçük hareketler yaparak, yani twitch dediğimiz küçük dokunuşlar, yani jerk dediğimiz küçük dokunuşlar yaparak, balığı kaçırarak, yani sahteyi kaçırarak onu cezbedebiliyorsun balığı. Evet. Ve çok daha başarılı olabiliyor tahrik bazen. Küçük hamlelerle. Aynen. Tabii. Evet. Aslında bütün iş zaten bizim işimizde. Bütün avcılığın içindeki olay suyun bulanıklığı. Biraz sonra sahtelere geldiğimizde hani birkaç tane önemsediğimiz şey var dedim ya, nereye bakmalıyız. Orada anlatacağım. Bizim işimiz aslında suyun bulanıklığı. Makinelerle ilgili kısımda tamam mıyız şimdi? Yoksa vereceğim başka bilgi var mı? Yani dediğim gibi ipe uygun olması, tamam, özelliklerine baksınlar. Kamışa uyumlu olması. Kamışa uyumlu olması. Çok küçük kafalar almamaları ama çok büyük kafalara da kaçmamaları. Çünkü büyük bir boğum çıkarsa burada karışma sıkıntıları yaşayabiliyorlar. Evet. İki, yani kamış ve makinenin birbirine uyumlu olması gerekiyor. Mutlaka herkesi ipe geçmeye davet ediyorum. Şimdi iplere geldik herhalde ama iplerle ilgili zaten ister istemez bayağı bir şeyler deminden beri anlattın. Evet, anlattım. Yani ideal ip nedir? Bu ipin ham maddesi nedir? Ham maddesi polietilen. Evet. Yani polietilen bazlı ipler. Şimdi yurt dışından polietilen bazlı birçok ip geliyor. Ama evet, bunların kalitesi çok farklı. Çok markalar biliyorsun, var. Doğru. Bunun üzerine de bayağı bir uzun yıllarımı verdim, çalıştım. Çok değinmeyeceğim ama şöyle söyleyeceğim. Yumuşak ipler kullanmayı tavsiye ediyorum. Bunun yanı sıra öne mutlaka bazı durumlarda, hani sen lideri, hı hı, bahsedelim dedin. Uzun bir konu, ayrı bir program çekmemiz lazım ama uzun süre, çünkü Türkiye'de lider kullanabileceğimiz, yani florokarbon, iyi florokarbonlar yoktu. Teknoloji çok fazla gelişmemişti. Bazen ama lider de kullanmamız gerekiyor. Ben bu arada bir lideri açayım bilmeyenler için. Lider dediğimiz ipin önüne bağlanan, işte belli bir uzunlukta, yani atış yaptığınız zaman sahte belli bir mesafeye ulaşıncaya kadar liderlik eden, yani ipi liderlik eden bir florokarbon misinadan bahsediyoruz. Bülent'in dediği gibi bu konu başta başına bir konu, belki bununla ilgili. Tabii şimdi başka, onlara başka şok liderler, farklı lider yaparız. Misina liderler, florokarbon liderler, onu çok açarız. Kimisi önde işte korumak amaçlı kullandıklarımız var. İpin çekerini arttırmak amaçlı kullandığımız da var. Şimdi buna değineceğim sadece burada. Peki. Şu, mesela Shojig'e gittiğimizde, yani daha böyle sert, daha büyük balıkların avına gittiğimizde öne kalın liderler attığımızda, florokarbon kullandığımızda
Birleştirme düğümleri çok daha kuvvetli normal işte Palomar, Uni gibi düğümlere karşı. Klipse attığımız düğme karşı diyelim. Onlar daha kuvvetli. %85'lere falan en fazla iniyor çeker. Yani yine bir kayıp var. Ama işte Albright, Mahin, işte FC bu düğümler birleştirme düğümleri en bilinen düğümler. Bunlarda çeker %85'lerde %90'lara iniyor. Çok fazla bir kayıp olmuyor. Ama normal bir işte Triline Knot, Uni Knot yani bunları kullandığımızda işte Rapala düğümleri. Bunları bilahare Bülent bize gösterecek. Anlatacağım. bu düğümleri kullandığımızda orada şeker %65'lere 70'lere düşebiliyor. Daha azalıyor, evet, düğümüne göre. Şimdi bazen ince bir ipin önüne biraz çekeri daha yani düğüm çekeri daha yüksek bir fluorokarbon kullandığımızda birleştirdiğimizde ipin çekerini de arttırabiliriz. Eğer kişi koparma yapıyorsa, ipi ince ise ben bu bilgiyi bunu vermek için söyledim. Çünkü bugüne kadar çok fazla bu konuda yanlış yapıldı. Çok ince ipler insanlara örneğin 20-25 gram atacaksan sen bunu sormalısın karşındakine. Ne atacaksın demelisin. 20-25 gram atacaksa o kişi 1.2 milimetreyi ya da 1P'ye, 1.2 P'ye ya da ne bileyim işte 0.16 milimetreye kadar olan bir ipi iyi dahi olsa koparabilir. Ve malzemesi gidebilir. Bu kişiler eğer ince ise ipleri 12-14 kullanıyor, 0.12, 0.14, 0.16 kullanıyorsa ya da 1P'ye, 1.2 P'ye kullanıyorsa ve ağır malzeme kullanıyorsa, kaşık atıyorsa, 20-26 gramlarda bir malzeme atıyorsa bu kişinin öne lider yapması onun ipinin gücünü arttıracaktır. Bir tık üstü 37'lerde, 39'larda 0.37, 39 bir fluorokarbon yapsın. Hem çekerini arttırsın hem orada bir görünmezlik oluşacaktır. Bunun bazı iyi yanları da var. Özellikle Marmara'da avlanan avcılar o bölgeye yaptığınızda yani çok ot vardır bizim meramızda Marmara'da. Evet. O ot önce bir tane takılacaksa, iki tane takılacaksa önce o lider düğümünün oraya takılır. Arkada malzemeniz yüzer ve balıkçılığınızı yüzde olarak arttırır aslında. Bunun gibi artıları var. Bunu ayrı bir programda beraber konuşacağız. Kötü bir şeyden de faydalı bir netice elde edilebiliyor bazen. Ya kötü bir şey değil aslında. Yapmak her zaman iyidir. Hayır şu manada söylüyorum. Mesela o düğüme yosun sarılmasını hiç kimse istemez. Tabii. Ama neticesi olumlu oluyor. Ama arkada malzeme çalışıyor. Yani, aynen öyle. Yani, o olmazsa çünkü gidip malzemeye bulanıyor. O dolanıyor. Şöyle bir olay var ip konusunda. Dedim yani ucuz ip maalesef bazen bazı şeylerin ucuz ipin yahnisi. Evet yani ucuz ip alırlarsa o karışmayı mutlak surette yaşayacaklar. Evet. Ucuz ip alırlarsa mutlak surette üzerlerine o ipin su binecek. Yani su alacak üzerine. Keyifsiz şeyler yaşayacaklar. Hem mesafeleri kısalacak hem devamlı karışma sıkıntısı yaşayacaklar. Peki şöyle bir şey soracağım. Yine kullanıcıların misina ip seçiminde işte siz mağazaya geldi. Neye bakması lazım? Yani adamın ölçüsü ne olsun? Yani fiyat tamam. Yumuşaklığa ve sargıya bakması lazım. Uyanık bir esnaf da çok ucuz bir şey anormal bir fiyata satıp kardeşim en pahalısı bu dolayısıyla en iyisi bu diye sunabilir. İşte orada neyi kontrol edecek? Nasıl kontrol edecek? Birincisi örgüsü. Biz 8 örgü ipleri artık teknoloji çok gelişti. 12, 20 de çıktı daha çıkmadı. Ama yaptılar 20'yi de. 12 örgüler de var ama 8 örgü en çok kullanılan ip. Bir örgü yapısı ne kadar fazlaysa, ne kadar fazla örgü nereden varsa. Nereden bilecek kaç örgü olduğunu? Üzerinde yazıyor genelde ürünler. Yazıyor. Zaten elinle de baktığında ne kadar pürüzsüz bir yapı alıyorsa ve yumuşak bir yapı alıyorsa o kadar karışması az olacaktır. Dokunarak, hissederek anlayacak ve üzerindeki bilgiye bakacak. Şöyle de söyleyelim. 60 liradan aşağı bir şu günün şartlarında iyi ip yok. Onu söyleyebilirim. 50 lira ve üstünde bir ip almaları gerekiyor. Onun altında bir ip yok. Aslında ipleri yapan, iyi ipleri yapan bir ya da iki tane firma var. Bu firmalar zaten materyal üretiyorlar. Sen bir marka olarak gidip diyorsun ki. Onun bana şu kalitesini ver diyor. Kendi markasıyla sardırıp alıyor. Bunları söyleyebiliriz. Çünkü yani bir marka değil. Dynama, Spectra gibi dünyaca ünlü ipler. Yani ip markaları, ip üreten markalar. Diyor ki benim şu kalitemde var. Şu kadar para, şu kalitemde var, şu kadar para. Evet. O kalite yükseldikçe zaten karışmazlık da azalıyor. Evet. Şeker de yükseliyor. Aynen. Aslında tamamen bununla ilgili. Okay. O yüzden ip biraz şey bir konu. Tamam. Ona gireceğiz ama herkesin ip kullanmasını istiyorum ve ucuz ip almamalarını alırlarsa sıkıntı yaşayacaklarını söylemeye çalışıyorum. Misina kullanırım ben idare ederim. Bu parayı da harcamak istemiyorum dediklerinde de patlama yaşayacaklarını. Evet. 35 kullanmazlarsa 0.35, 31, 32, 33 bunları yaşayacaklar 20 gram attığında. Malzemesi de gidecek. Yazık günah olacak. Bunu da anlatmaya çalışıyorum.
Evet sevgili yaban izleyicileri, spin avcılığı programımızın 3. bölümünün burada sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak üzere.